Efendim kaldığımız yerden devam edelim. Suriyelileri gönüllü gönderme planı ne? Bunu konuşuyorduk. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan 2016'dan bu yana 500 bin Suriyeli ülkesine döndü. 1 milyon Suriyelinin dönüşü içinde projemiz var dedi. İşaret ettiği alanlarda Aziz, Cerablus, Elbab, Tel Telabiyat ve Resulayn başta olmak üzere 13 ayrı bölgedeki yerel meclislerle birlikte yürüteceğimiz bu proje bir hayli kapsamlıdır diyor. İşaret ettiği bölgeleri de ifade etmiş olduk. Konuttan okul ve hastaneye kadar günlük hayatın tüm ihtiyaçlarıyla tarımdan sanayiye kadar kendi kendine yeterli tüm ekonomik altyapı bu projenin içinde yer alacaktır e, ifadesini kullanıyor. Bu da aslında cazibe oluşturmak için Türkiye'nin orada. Bu son cümle aynı zamanda imkanlar. Cumhurbaşkanı Zafer Bey e yanıt vermiş. Yani orasını tarım ülk, şeyi haline de getireceğiz diyor. İşte çalışmayla olacak Başak Hanım'ın okuduğu metin bize şunu da gösteriyor bu orada yapılacak e, inşaat faaliyetlerinin, ticari faaliyetlerinde Alt yapı. altyapı faaliyetlerinde e, artacağına işaret. Evet, ben o rakamın bir buçuk milyona çıkacağına bu dair e, bir şey de açıklamak e, getirelim. Peki, Murat Bey Peki, bu işin finansmanını da Türkiye karşılamıyor. Katar'da. Dışarıdan zannedip. elde edilen bu işlerle ilgili önemli bir kısmı o fonlardan kaçtı. Yani birileri çıkıp da demesin Türkiye parasını İran'ın İran bizi işte böyle provoke etmeye çalışmasının sebebi de tam olarak bu. Dünya değişiyor, konjonktür değişiyor. İran burada Türkiye'nin öne çıkmasından rahatsız. Tabii İran izalı oluyor bölgede. Yalnızlaşıyor. Dolayısıyla bu meseleyi kaşıyarak bu mesele Peki, üzerinden bir e, provokasyon. Murat Bey e şunu söyleyerek sözü bırakayım. Şimdi mesele bu boyutta konuştuğumuz Suriyelilerle ilgili geri dönüş planı meselesi. Diğer düzensiz ve kaçak göçmen konusunu birazdan değerlendireceğiz. Ona göre buyurunuz. Evet. Sizi dinleyelim. Öncelikle Türkiye şöyle temel bilgi vererek biraz konuya detaylandırmak isterim. Türkiye 2.200 yıllık devlet yönetme, devlet yönetme geleninden gelen bir ülke, büyük bir devlet ve büyük bir devlet olma e, sorumlulukları da önemlidir. Örneğin vatandaş hakkı diye bir kanun vardır. Nedir bu? Vatandaşlık verirken 5 yıl ülkenizde ikamet etmesi gerekiyor. Dilinizi bilmesi gerekiyor, anayasanızı bilmesi gerekiyor, ülkenizdeki hak özgürlükleri bilmesi gerekiyor, Türkçe'yi konuşuyor olması gerekiyor ve entegre olmuş olması gerekiyor. O yüzden bununla, bu anlamda Türkiye sınıfta kaldığını ifade edebiliriz. Ya ve, vatandaşlık zaten o kriterlere göre veriliyor. Ben sizi Murat dinledim. Bey, dinlediniz ama doğru bilgi vermiyorsunuz ki. Vatandaş ee, olmanın kriterlerini bir okuyun. Ona göre veriliyor zaten. Yani bunları biliyoruz kamuoyundan nasıl olduğunu. Neyi bu? biliyorsunuz. Ben gittim gördüm. Siz ne iyi biliyorsunuz? Ben sizi dinledim Zafer Bey. Dinlediniz ama doğru bilgi 5 ay önce bunları bile konuşamazdınız. Ne oldu? Konuşmaya Sınırda başveririz. giren kişiye hemen vatandaşlık mı veriliyor? Onu mu anlatıyorsunuz bize? Örnekler veriyorum. 1991 yılında Körfez savaşından ülkemize gelenler oldu. 1988'den 1991'e kadar ortalama 600 bin civarında insan geldi. O dönemki nüfusumuz ne kadardı? 91 yılında 54 milyon nüfusumuz vardı. Yani %10'a denk gelen bir göç vardı ülkemize ve bu, özür dilerim yüzde yüzde 0.5 oranında bir seçmen vardı. Şimdi baktığınız zaman şu an bu rakamlara benzer bir durum var. Örneğin 1999'da Kosova'da meydana gelen olaylarla birlikte 18 bin kişi geldi. 2001'de Makedonya'dan 10 bin kişi geldi. Yine 2011-2009 yılları arasında Suriye'den yaklaşık 3 milyon civarında insan geldi. Şu anki resmi rakamlara göre 3 milyon 700 bin civarında Seç Suriyeli var. Şimdi bunlara baktığınız zaman eee Gelen insanlar nereden geliyor? Suriye'den. Suriye neresi? Misaki milli sınırlarımızın içerisinde olan bir ülke. Aslında kültürel olarak yakın bir milletiz. Türkiye e, Libya konusunda Doğu Avrupa, e, Doğu e, Orta Doğu politikasında ve aynı zamanda Doğu Akdeniz politikasında, Azerbaycan politikalarında başarılı politikalar yapmıştır. Fakat Suriye konusunda başarılı bir politikayı oturtamamıştır. Toplum da bu anlamda biraz önceki saydıklarımda başarılı buluyor. Örneğin Libya konusunda toplumun %85'i görev onayı veriyor. Azerbaycan konusunda %90'a yakın görev onayı veriyor. Doğu Akdeniz konusunda %90'a yakın destek alıyor iktidar. Fakat baktığınız zaman toplumun %80'i Suriye konusunda iktidara sarı kart çıkartıyor. Bu bir gerçek. Ve e, Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Profesör Doktor Ümit Özdağ'ın bir açılım oldu. Bir paradigma açtı. Suriyeliler konusu büyük bir devletin çözmesi gereken bir sorun olarak gösterdi ve bunun yansımaları neler olabilir diye simülasyonlar, rakamlar ifade etti. Biz bunu bölücü olarak değerlendirmememiz gerekiyor. Matematiksel anlamda kaç yıl sonra ne kadar nüfusa denk geldiklerini ne kadar seçmen olabileceklerini bize ifade etti. Yani bu sadece bugünün meselesi değil, önümüzdeki 5 yılın, 10 yılın ve sonrasının da meselesi diyorsunuz. Peki. Mesela HDP'ye oy verenlerin neredeyse üçte biri Kuzey Irak'tan gelen o dönemki göçmenlerdir baktığınız zaman. Yani 91 döneminde itibaren Türkiye'ye gelen, göçle gelen Kürtlerin şu anki oy verdikleri partinin bir tanesi de HDP'dir esasına baktığınız zaman. Yarın bir gün buna benzer bir siyasi parti oluşabilir mi bilmiyorum Suriyelilerle ilgili. Şimdi ben iktidarın bu sorunu çözmek için mücadele ettiğini inanıyorum. Ve son 3 yıl içerisinde önemli hamleler yapmıştır. Bu hamleleri Cumhuriyet Halk Partisi de buna benzer çözüm modellerini kamuoyunda sunmuştur. Hatta bazı so çözümlerinin yanlış olduğunu sorun oluşturabileceğini ifade etmiştir. Şu anki e, iktidarın Suriye ile ilgili e, güvenli bölge tampon bölgeyi Cumhuriyet Halk Partisi destekliyor. Tam 4 gün öncesinde Zafer Bey belki gözden kaçmıştır, görmemişsinizdir. E, güvenli bölgeyi desteklediğini ifade ettiler ve 4 madde saydılar. E, Bunlara bakınca ama... var. İşte bu güvenli bölge meselesi 5-6 yıllık bir mesele. Sayın Cumhurbaşkanının 2019 BM'de Yanlış olanları söylediler. Belki hatırladım. geri adım atmıştır ama bu, bu, bu ülke 2011'den beri var. Hayır. talep var. BM Genel Kurum'da yaptığı konuşma e, diyorum. Tamam. Haritayı gösterdiği 2019 e, tamam ama 2011'den doğru, beri doğru. bizim talebimiz güvenli bölge yapın ki bu göç dursun diye. Tabii yeni bir, bir patika değil. Bu, bu dolayısıyla. Türkiye nüfusu Türkiye nüfusu değişikliği de söz konusu değil. Türkiye nüfusu her geçen gün büyüyor. Sanayileşme büyüyor ve meslek olarak kabul görmeyen mesleklerde çalışacak kişilerin de bulunamadığını görüyoruz. Suriyeler bu anlamda ara eleman olarak çözüm bulmuştur. Ve birçok e, konuda e, bu anlamda görev onayı veriyor aslında. Suriyelilerin meslek olarak kabul görmeyen mesleklerde çalışılmasına destek veriyor. Çünkü biliyor onunla ilgili ne kendisi çalışacağını ya da bulunamayacağını biliyor. Örneğin sanayiciye gittiğiniz zaman bir iplik fabrikasında çalışanlar neredeyse Çukurova bölgesinde e, çoğu Suriyeli olduğu görülüyor. Mobilyacılar öyle, OSB'ler öyle, tarım öyle. Fakat tarım bu, öyle. bunu kalıcı duruma getirmek sorun oluşabilir. Bunların kısa, orta ve uzun vadede gitmesi bir çözümdür. Ben ama bu yaklaşık 3 milyon 700 bin civarındaki Suriyeli'nin e, 1 milyonun çok hızlı bir şekilde gideceğini düşünemiyorum. E, bu ancak muhalefetin de birlikte desteğiyle e, bu sorunu çözmek lazım. Biraz önce Zafer Bey çok önemli bir şey söyledi. Katılıyorum. Bu bir iç ayaklanmaya, iç huzursuzluğa da sebebiyet verebilir. O yüzden bu sorunu, bu sorumluluğu sadece iktidar kendi başına değil. Bunu mecliste diğer siyasi partilerin genel başkanlarıyla birlikte bir konsensusta çözmesi gerekiyor. Sayın Erdoğan 5 ay önce bunu söylemiyordu. Gitmeyeceklerini ifade ediyordu ama şu an ise gelindiğimiz nokta Suriyelerin 1 milyonu yollayacağını söylüyor. Bu çok güzel bir şey. Söylemiyordu sorunu... Murat Bey. Otobüslere koyup yollayacağız zihniyetine bu böyle olmaz diyordu. Evet. Zaten bu biriket evler için Merkel'le dahi görüşüldü. Yani, bu Orada yılların projesi. Kılıçdaroğlu'nun teklifi Esat'la oturalım anlaşalım oraya gönderelim diye. Evet. Cumhurbaşkanımızın dediği de oraya göndermek mümkün değil. Bunun yerine Bakın, güvenli bölgede şimdi bir, şey Esat, yani sadece bu. Murat Bey sadece Halep'i geri dönüş için güvenli hale getirse insanları katletmeyeceğinin garantisini verse bugün 1 milyon kişi de bugün be, 1 milyon kişi de Sayın kendiliğinden gidiyor. İlk ilk defa bir işte birleşmişler. İkisi birlikte rekabet ediyor. Bakın çok güzel muhalefetle. Yani de ilk defa aynı yerde bu. Cumhurbaşkanı ikisi aynı noktada. Suriyeler konusunda aynı düşünüyor. Aynı bölgeyle ilgili hem fikirler. Bunun meclise taşınması gerekiyor. Bununla ilgili bir konsensusa çıkılması lazım. Ben Sayın Erdoğan'ın bununla ilgili hatta işin içerisinde AB'yi ve Büyük bir bir Birleşmiş Milletler'i de dahil eden bir proje olarak karşımıza çıkacağını hmm. düşünüyorum. İçeriği pek açıklanmadı ama bunun finans, finansman ayağında ve hukuki ayağında BM'yi ve Avrupa'ya dahil edilmesi gerekecektir. Çünkü Türkiye bir tampon bölge olmuştur. Hem Batı'nın sığınmacılar konusunda Türkiye neredeyse bekleme alanı olarak da kullanıldığı görülüyor. Hatırlayalım yakın tarihlerde Sayın Erdoğan da kapıları açarız dediğinde bir anda Avrupa e, hizaya geldiğini unutmamak gerekiyor. Ve Türkiye sığınmacılar konusunda çok önemli bir sınav verdi. Hem insanlık adına Avrupa ülkelerinin bu anlamda çok sicilinin kötü olduğunu ifade edebilirim. Burada Bravo, şunu tebrik söylemek ediyorum lazım. sizi. Gerçekten evet. E, bu konudaki yorumlarınızı çok beğendim ve objektiviz buldum. Mecliste çözülmesinden yerleştirdim. Beni beğenmedi mi? Ben Avrupa aynı şeyi söyledim. Sizi çok beğeniniz yani, zaten. Yani Burada yani zafer. Avrupa Birliği de ikircikli yani, bir, bir, iki bir politika takip ediyor. Bir taraftan Türkiye'ye sığınmacılar bana gelmesin diyor. Tabii. Türkiye tamam güvenli bölge inşa edelim. E, burayı işte PKK'dan arındıralım dediği zaman aman operasyon yapma diyor. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Yani çünkü zaten haddi zatında özellikle Türkiye Suriye'nin kuzeyindeki bölgeden Tel Aviv, bu bunun Ruslan, sebebi ne olabilir? Yani Türkiye'nin içerisinde böyle bir sorun mu olsun ba istiyor biz, Avrupa? E Avrupa'nın hanım... Avrupa aslında Suriye ile ilgili birçok birbiriyle çelişen, çakışan hedefleri var. Çok da aktif değil ama özellikle Suriye'nin kuzeyinde PKK devletini arzuluyorlar. Zaten ondan dolayı PKK bu bölgeleri ele geçirdiği için bakın sadece Araplar değil, sadece Türkmenler değil önemli bir Kısım Kürt nüfus da o bölgeyi terk etti. PKK'nın o bölgedeki hakimiyetinden dolayı Türkiye'ye kaçmak zorunda <laughs> kaldı. Dolayısıyla bu gelenler içerisinde... Ama bunu yalnız Kürt... Avrupa yapmadı. Amerika Birleşik Devletleri de... Avrupa'nın da, da desteği oldu. Da Avrupalı güçlerinin de e, oldu. E, Fransa'nın e, 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 da. E, şunu da ilave etmek isterim. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu önemli bir sınav verdi. E, Suriyeliler konusunda. Bize kamuoyuna açık ve ifade etti. Bana 6-7 ay verin İstanbul'dan Suriyelileri azaltacağını söyledi. Ben bunu başardığını inanıyorum. Ve şu an İstanbul'da daha önceden 1 milyona yakın Suriyeli vardı. Şu an ise 500 bine düştüğünü görüyoruz. Bu önemli bir rakam. Çünkü İstanbul e, bizlere ne kadar da büyük gelse de konut, barınma gibi, iş gibi konularda çok sıkıntılı. Bu sefer bunların rekabetiyle de bir iç huzursuzluk oluşabilirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu burada önemli bir sınav vermiştir ve başarılı bir süreci yönetmiştir. Burada Türkiye içerisinde dengeli bir dağılım yapılması ile ilgili sizin dediğiniz gibi bazı bölgelerde bir yoğunlaşma oldu. Sonra bir devlet Sen, ona müdahale etti ve dağıtıldılar yani farklı şehirlere ve oralardan çünkü gittikleri şehirde de kayıt oluyorlar izinsiz terk etmemeleriyle ilgili <laughs> çeşitli daha sıkı denetimler olmaya başladı. Ondan sonra dediğiniz gibi daha dengeli bir dağılım oldu. Ya, Demin e, biz bir söyledik. Son zaten valilik açıkladı. 1 milyon 305 hmm. bin 307 yabancı yasal olarak Şimdi, etmektedir. Bu yabancıların 542.045'i bin 45 geçecek koruma kapsamında bulunan Suriyeliler. Evet. 763.262'si ülkemize yasal olarak giriş yapmış. Şimdi burada ve biraz Başak önce Hanım etmişti. ikamet izni almış düzenli göçmenler. Başak, başak hanım, hanım burada bu tehlikeli... rakamı 900 bindi. Birleşmiş Milletler'in resmi rakamına göre bu sayı 500 bine düşmüştür. Bu önemli bir başarıdır. Neden? İstanbul gibi önemli bir şehirde göçmenlerin oranının azaltılması ben önemli olarak ee, görüyorum. Peki, burada tamam. başa, Başak Buyurun. Hanım tehlikeli şey şu. Şimdi ben üniversite hocasıyım. Benim yabancı e, uyruklu öğrencilerim var. Türkiye'ye çeşitli vesilelerle gelen, e, burs alıp gelen, efendime söyleyeyim. Hem Avrupa'dan var, hem Ortadoğu'dan var, hem Afrika'dan var, efendime söyleyeyim. Türkiye'ye 40 milyona yakın turist geliyordu Hı. pandemiden önce. Ciddi bir e, Türkiye'ye e, e, turist geliyor. Hem Avrupa'dan geliyor, hem Ortadoğu'dan geliyor, hem Asya'dan geliyor, hem Afrika'dan geliyor. Bunlar ciddi bir gelir kaynağı bu ülke için. Şimdi benim korkum özellikle sosyal medya kaynaklı bu acitasyon ve provokasyon neticesinde sokakta insanların e, efendim haksız yere saldırılara uğraması ve maalesef bununla ilgili bazı şeyler gelmeye başladı. E, Zafer Bey'in işaret ettiği tehlike de bu. Bu meseleyi kaşımak isteyen unsurlar var. Bir kere bu meseleyi rasyonel bir şekilde bizim burada konuştuğumuz gibi, tartıştığımız gibi tartışmak, sorunları dile getirmek gayet meşru ve normal. Ama bunun dışına çıkarak Provokasyon, yalan haberler üzerinden toplumun sinir uçlarına basacak şekilde efendime söyleyeyim. Toplumu acite etmek isteyenler kesinlikle Türk devletinin ve Türk milletinin hayrını istemiyorlar. Bunlar Türk devletinin ve milletine düşman olan insanlar veya yani gruplar onlar, veya onlar devletler. Partileri, partileri de, de aynı şekilde yapıyorlar. Efendim? Yani kendi partilerindeki insanlar bile kendi partilerine aynı şekilde yapıyorlar. Yani. Yani, yani bu sosyal medyadaki e, başı bozukluğu. Sadece, sadece başı bozukluk lazım. değil. Mesela her, her ben görüyorum şimdi geçerli. mesela bir hesap açmış, işte evet. yani kendisi şahıs olarak belli, 20 takipçisi var, 100 takipçisi var bir vatandaş. Tepkisini o, o değil. Benim bahsettiğim bu değil. Ama görüyoruz ki Türkiye ile hesabı olan dış güçler, istihbarat örgütleri bu meseleyi kaşımak istiyorlar. Demin bahsetti Zafer Bey. Yani bu İran. Uzunca süredir bu meseleyi Türkiye üzerine bir baskı aracı kullanmak üzere özellikle Afganistan'dan gelen düzensiz göçü Türkiye'ye sevk etmeye çalışıyor ve Türkiye bundan mücadele ediyor. Türkiye hesabı olan başka devletler de bu meseleyi e, sosyal medya üzerinden kaşıyorlar istihbarat örgütleri kaşıyorlar. Başka kim kaşıyor? Bakın görüyoruz e, ara, arada sırada emniyet istihbarat bunları yakalıyor, deşifre ediyor PKK'ya müzayedi e, e, sosyal medya hesapları. Efendim söyleyeyim Türkçü bir kimlik arkasına saklanarak. Bu meseleyi acite ediyorlar. Başka kim? Türkiye ile en büyük meselesi olan grup dışarıda olan FETÖ. Değil mi? FETÖ'nün bugün bir terör örgütü olarak tek ve tek gayesi Türkiye'den intikam almak. Ve bir sosyal medya hesabı açıp Amerika'dan, Avrupa'dan, efendim söyleyeyim, çeşitli maskeler arkasına saklanarak, efendim muhafazakar olabilir, milliyetçi olabilir, Atatürkçü olabilir, fark etmez. Bu meseleleri sürekli kaşıdıklarını görüyoruz. Dolayısıyla benim korkum bu tuzağa düşüp ülkemize zarar verecek provokasyonlara gelinmesi. Bu konuyu çok birbirinden ayırt etmemiz gerekiyor. Peki. Dolayısıyla devletimiz güçlüdür. Devletimiz düzensiz göçle mücadele edecek e, kapasiteye sahiptir. E, mültecileri zamanında e, gelince, efendime söyleyeyim bu Suriye'nin kuzeyi olabilir, e, e, Suriye'de kurulacak olan bir yönetimle anlaşma yaparak olabilir, gönderecek güce sahiptir. Yani demin bahsettiğim o filmi ben izledim. Öyle bir imaj çiziliyor ki 2050 yılında Türkiye'de Türkler azınlığa düşecekler, Türkiye'yi Suriyeliler yönetecek. Bu bu topluma yapılan bir iyilik değildir. Bir tehlikeye ya da bir soruna dikkat çekmek değildir. Bu açıkçası bir provokasyondur. Ümit Demin Özdağ bahsettiğim o buydu. Onun biliyorsunuz değil mi? Yani evet, bunu bu diyor, diyor ben 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 onayladım. ben ben onayladım. Ben bunu şey yaptım diyor. O zaman ben Ümit Özdağ'ın bu ülkenin hayrına bir iş yaptığını kesinlikle düşünmüyorum. Maalesef. Adalet Bakanlığı serbest bıraktı biliyorsunuz. Olabilir. Yani olabilir. Hoş olabilir. Okumayı. Bu bir ya. ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmiştir. Efendim Savcılar bununla ilgili bir suç unsuru yani, ama bu temiz bir yani, siyaset değil. Kesinlikle tartışılan, değil. Tartışılan yine sosyal medyada gündem olan başka bir film daha var. O da Türkiye vatandaşlarını çok yeren bir film mesela. Yani onu da yapıyor? İşte yapıyor kullanabiliyor. İşte onu kim birileri? yapıyor? Kim var A, bu işin arkasında? Kim var bu işi? Kim e, e, efendime söyleyeyim finanse ediyor? Kim piyasaya sokuyor? Bakmak kim lazım. dolaşıma sokuyor? Yani Bakmak lazım. Şu Buyurun. önemli bir şey. Demin yarım kaldı aslında söyleyemedim. Az önce Sayın Bakan'dan bahsettim Murat Bey. Şimdi biz kısa bir süre önce Ankara'da Sayın Bakan bize bu göçle ilgili bazı bilgiler vermişti. Bakın oradan e, ne yapıldığını vatandaşlarımız bilsin. İki dakikada özetleyeceğim. Şu anda Suriyeliler Türkiye'nin hiçbir mahallesinde, ilçesinde hani böyle get dolaşabilecek bir şekilde barınmalarına izin verilmiyor. Bir kere bu İstanbul'daki rakam nasıl düştü? Böyle düştü. Ne yapılıyor peki bunun için? Türkiye'nin hiçbir mahallesinde şu an yabancı nüfusun sadece Suriyeli değil bakın, Türkiye'nin hiçbir mahallesinde yabancı nüfusun %25'i geçmesine izin verilmiyor. Eğer bir yerde %25'i geçme tehlikesi varsa ne yapılıyor? Öncelikle bu yerleşim yerleri yabancılar için kayda kapatılıyor. Suriye nüfusunun yoğun olduğu 16 il var. Aralarında Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklare, Kocaeli, Muğla, Sakarya, Tekirdağ ve Yolova. Bunlar ağırlıklı olarak Türkiye'de sanayinin olduğu yerler tabii. Orada da işte Murat Bey'in söylediği biraz da orada istihdam meselesi var. Burada 52 toplamda 52 ilde 800 mahallede ve İstanbul'un Fatih ve Esenyurt ilçelerinde her türlü statüden tüm yabancıların başvuruları kapatılmış durumda. Yani bu 52 ilde 800 mahallede İstanbul'un Fatih ve Esenyurt ilçelerine asla yabancı kaydı alınmıyor şu anda. Rakamın azalmasının. Magayır'da şey. yaşayanlar var ama. Şimdi zaten. E, ikinci adımda bu yoğunluğun bulunduğu yerleşim yerlerindeki Suriyeliler, ee, yine gönüllülük esasıyla farklı ilçe ve illere yerleştiriliyor. Yani hiçbir şey yapılmıyor değil. Yeterli tamam. mi? Onu diyemeyiz. Peki. Bir gözlemi daha aktarayım. Bayram tamam. gözlemi sonra bitireyim. Yine bir vatandaşla konuştum. Bana söylediği şu. Ankara Demetevler nüfusun yoğun olduğu bir yerdir. Kira fiyatları geçmişte ucuzdu. Ee, Suriyeliler oraya akın ettiği için, yabancılar oraya akın ettiği için oradaki kiralık ev fiyatları ciddi şekilde yükselmiş. Onlardan rahatsız olan Türk vatandaşları da başka semtlere gidiyorlar. Bu bir silsile şeklinde ne oluyor? Hem kiralık ev bulmayı zorlaştırıyor, hem kira fiyatlarını arttırıyor. Yani mesele çok boyutlu. Biz ırkçılık tehlikesine, boyutuna varmadan bu sorunun çözümü için evet. biraz sabırlı, biraz hoşgörülü davranıp devletin bu konuda attığı adımları desteklemek zorundayız. Yani şu an için yapmamız gereken evet, bu. Evet, şimdi siz biraz önce ifade ettiniz. Tabii yani bazı provokasyon... olmaz işler.